Herkese merhaba. Dodge Ram modumuz var. Şöyle göstereyim. Verdiğim linkten orijinal modu indiriyorsunuz. RAR içinde geliyor. RAR'ın içindeki SCSI uzantılı dosyayı mod klasörünüze atıyorsunuz. Fix için de verdiğim dosyayı indiriyorsunuz. Direkt SCSI olarak inecek. O SCSI'yi mod klasörüne atıyorsunuz. Orijinal modu RAR olarak indirip içindeki SCSI'yi mod klasörüne atıyorsunuz. Fix'i indirip direkt mod klasörüne atıyorsunuz. Önce orijinal modu aktif ediyorsunuz, sonra fix modunu aktif ediyorsunuz. Bu şekilde görünecek, fix orijinalin üstünde olacak. Azorax modding diye görünüyor. Yanında birkaç kişi daha var. Açıklamaya yazarım. Oyuna bir girelim. DAF galerisinden aracı alalım. Şöyle girdik, direkt karşımıza geldi. Şimdi kabinimiz tek. Şasi 3 tane var. Birisi standart bu şekilde, birisi pneumatik diyor, birisi low diyor. Şimdi low dedi zaten düşük kabin. Güzel gidiyor ama çok düşük olduğu için otobanda falan gidecekseniz bu yol birleşim yerlerinde falan uçabilirsiniz, çarpabilirsiniz. Haberiniz olsun. Pneumatik böyle güzel bir süspansiyonu var, yaylanıyor falan, hoş. Standart zaten standart. Pneumatiği alacağım ben. Şimdi motor ve şanzıman seçeneğimiz ikişer tane. Birinde Azorax Modding'in logosu var. Bunda da aynı şekilde. Diğerinde yok. Şimdi ben ilk testimi bununla yaptım. Logolu gelen şanzıman ve motorla. 350'yi rahat gördüm. Çok hızlanıyor. Üçüncü viteste kalkış yapıyor zaten. Altı vites olmasına rağmen. Şunu denedim. Bu daha çok hoşuma gitti. Böyle onun kadar fırlamıyor yerinden ama bu da çabuk hızlanıyor. Bunun kadar yerinden fırlamıyor. Şimdi hızlı araç seven arkadaşlar var. Bu işte motor modu falan isteyenler oluyordu. Böyle 10 bin beygirlik falan filan diye. Şöyle söyleyeyim size. Ben bunun beygirine falan dokunmadım. Sadece hatalı olan yerlerini düzelttim. İkinci motorda 16 bindi yanlış hatırlamıyorsam ya da 18 bin beygir var. Birincide de 26 bin ya da 28 bin, öyle bir şey. Ama dokunmadım. Normalde çok fazla. Düşürecektim. Sonra dedim orijinalini bozmayayım. Yapan arkadaş böyle uygun görmüş. Beğenen de bu şekilde kullansın. Beğenmiyorsanız zaten kullanmayın. Ha, gaza az basarsanız o kadar hızlı gitmez tabii. O ayrı. Neyse. İnteriyörümüz tek. Boyamız çalışıyor. Metalik rengimizle çalışıyor. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Gayet de kaliteli görünüyor. Hazır renkler çalışıyor. Şuradan tek renk de çalışıyor. İstediğiniz gibi yine ayarlayabilirsiniz. 5 tane de skin var. Hatta şöyle göstereyim. Şurada modifiye seçeneklerinde şuraya kapak atabiliyorsunuz. Önce onu yapayım ki. Kapaksız hali böyle zaten. Benim pek hoşuma gitmiyor böyle. Çok şey görünüyor. Şunu şöyle kapatalım. Niye önce onu gösterdim? Çünkü gördüğünüz gibi skinle beraber o da değişiyor. Seçtiğiniz skin orayı da etkiliyor. Şu Dodge'lardan zaten özellikle Charger'dan falan bildiğimiz çift çizgi. Bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle. Bunun rengi değişmiyor. Burada renk seçeneği var ama işe yaramıyor. Bu da Mopar Racing diyor. Mopar yarış araçlarına yarış araçlarının kaplaması sanıyorum. Dodge'un var mı böyle bir yarış aracı yok mu o kısmını bilemem. Şöyle bir polis aracımız var. Highway Patrol diyor. Yani otoban devriyesi. Şöyle logosu falan her şey geliyor. 911'dir. Şudur budur. Güzel bir kaplama. Renkleri değişmiyor. Bir de Azorax Modding Edition demiş. Modu yapan arkadaşım kendi dizaynı olan bir şey. Skin. Bunun renklerini değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi seçebilirsiniz bunu. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz yani. Polisi alalım.
Şimdi arkayı kapadık zaten. Üstte şöyle bonfire'ımız var. Uyarı ışığı. Polis var. Bu burada yanmıyor gibi görünüyor ama etrafa ışık veriyor. Bir de şöylesi var. Polisi alalım. Hani burada yanmıyor gibi görünüyor ama dışarıya ışık verdiğini siz görmüş olursunuz. O yüzden onu seçelim. Ön tarafta bir panjur seçeneğimiz var. Panjurun çerçevesi daha doğrusu krom ve boyalı. Ben skin'i bozmamak için bu şekilde seçiyorum. Lastik ve jant tek seçeneğimiz yok. İçeride de yine bir modifiye seçeneğimiz yok. İnterör güzel, hoşuma gitti. Satın alalım. Evimi taşıdım. Napoli'ye geçtim. İskandinavya sıkmıştı. Çabuk sıkıldım oradan daha doğrusu. Napoli hoşuma gitti çünkü şehrin içinde az bir şey gidip hani sağa sola dönme olayıdır, şudur budur onları yapmış oluyoruz test ederken. Oradan da otobana bağlanabiliyoruz kolaylıkla. Kendine has bir sesi var. Şöyle bir kornası var. Bakın pnömatik seçtiğimiz zaman araç böyle yaylanıyor güzel güzel. Benim hoşuma gitti o. Uyarı ışığını açtığımız zaman gördüğünüz gibi böyle etrafa uyarı ışığının izi düşüyor. Kendi üzerinde yandığı görünüyor. Hata mıdır, değil midir o kısmını bilmiyorum açıkçası. Modun orijinalini bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama çalışıyor yani gördüğünüz gibi. Yola çıkalım. Şöyle saati de bir akşam yapalım. 19 iyi mi? İyidir. Şu an sakin gideceğim. Gaza fazla abanmayacağım. Çünkü bayağı çabuk hızlanıyor araç. Şuradan şöyle gidelim önce. Birinci viteste gördüğünüz gibi o diğer motor sesi, daha doğrusu diğer şanzımanı aldığınız zaman üçüncü vitesten başlıyor. Tamamen vites aralarının ayarıyla alakalı bir şey tabii. Bura böyle hoşuma gitti. Değişik yollardan geçip otobana bağlanıyoruz. Belli bir müddet burada çekerim ben test videolarımı büyük ihtimalle. Hani İtalya'nın FPS düşürmesi var tabii, ona bir şey diyemiyorum. Şu an mesela 50 FPS'de gösteriyor ama muhtemelen başka bir şehirde olsak 60 olacak şu an. Hızlandığı için yavaşlaması da zor oluyor. Onu da söyleyeyim. Hızlı araç modu isteyen arkadaşlar için birebir rahatlıkla 300'ü 350'yi görürsünüz. Rahatlıkla derken tabii yolun müsait olması lazım. Ben şu an 90'lık direksiyonla biraz zor kontrol ediyorum. 900'lük direksiyonla oynuyorsanız özellikle veya klavyeyle daha rahat edebilirsiniz belki. Araç yerinde durmuyor. Çok güzel yaylanıyor yalnız. Şimdi otobana çıkıyoruz. Bakalım. Bu ilk başlarda biraz viraj var. Kaça kadar çıkabiliriz bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Gidebildiğim kadar bu dış kameradan gideceğim ki daha güzel göründüğünü düşünüyorum küçük araçlarda. Kamyonda, otobüste bu dış kamera, iki kamerası o kadar hoş olmuyor ama bunu da kullanamıyorum şimdi. Neyse şöyle gideyim de ben. Sonuçta hız testi yapıyoruz. Küçük araçlarda dış kamera güzel görünüyor. Çünkü aracın tamamını görebiliyorsunuz. Otobüste, tırda aracın tamamını görmek zor oluyor. Arkadan bakarken özellikle. O yüzden küçük araçlarda güzel oluyor tamamını görme şansımız olduğu için. Bakalım bir yerlere çarpmadan gidebilirsem maksimum hızını test edeceğim şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam buradan sonrası biraz böyle düz gidiyor. Viraj olsa da çok keskin değildi diye hatırlıyorum. Şurada hafiften bir keskin viraj var.
Tabii pnömatiği seçtim. Belki ondan da olabilir. Biraz toparlarken zorlanıyor bazen. Yaylandığı için olabilir. Emin değilim. Şu an 280'deyiz. Çok çabuk hızlanıyor. O özelliği var bir kere. Yalnız bu kadar hızlı gittiği için benzin mi kullanıyordur artık mazot mu onu bilemem. Ama çabuk tüketiyor, haberimiz olsun. 340. 354. Haydi. 354'ü gördüm ben. Belki de geçti çarpmadan önce ama fark edemedim. Yolun devamı nasıl bilmiyorum. Bir daha bir deneyelim. Şöyle bir bakalım haritadan ya da düz bir yer neresi olabilir? Daha düzgün şurası. Şöyle biraz daha ileriye gideyim. Ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi bu yolun da acemisiyim. Napoli'ye yeni geçtik ya. Biraz böyle dört kamerasından kullanayım. Benim ayarladığım kamera modu. Biraz açıyı tutturamadım. Oh! Ya işte. Uf ne park ettim diyecektim ki arka teker düşmedi. Tamam şimdi hız testine başlıyorum arkadaşlar. Bu arada 18 gündür falan video atmıyordum galiba. Yanlış hesaplamadıysam. En son tabii ayın 10'unda atmıştım en son videoyu. Sonra benim ayın 13'ünde ikinci çocuğum dünyaya geldi. 15'inde benim doğum günüm vardı. Benden rol çaldı. Bundan sonra benim doğum günümü herhalde kutlamayız. Onunkini kutlarız sadece. Benim zaten daha gerek de yok yani. Bir sonraki doğum günüm 40 olacak. Yani ne gerek var daha kutlamaya, değil mi? Neyse. İkinci çocuğum dünyaya geldi. Şirkette de yeni bir proje aldık. Bu proje çocuğun doğumu üst üste geldi. Bir türlü fırsat bulamadım açıkçası. Ne mod fixlemeye ne video çekmeye. 18 gün geçti aradan. Bu arada 310'la gidiyoruz ama bir viraj geliyor. Çıktık. Neyse takla atmazsak devam eder herhalde. Böyle yani. Bu yüzden uzun bir ara verdim. Bazı arkadaşlar sağ olsunlar merak edip sormuşlardı. Cevabını da bu şekilde vermiş olalım. Bundan sonrasında bilmiyorum nasıl olur. Bu arada 370'i gördüm. Daha da basmayayım artık, değil mi? Yolda bitti sayılır. Şöyle kenara alalım. Tek tekerimizi de yapmış olduk. Evet. Bence gayet güzel. Yani hoş bir taklaydı. Neyse, durum bu yani arkadaşlar. Uzun süredir olmama sebebim buydu. Bundan sonra da ne kadar süre de video atarım, çekebilir miyim, mod fixleyebilir miyim bilemiyorum. Çocuklar 1'di 2 oldu. O yüzden fırsat buldukça artık yine devam ederim ama bakarsın her gün yine atarım. Canlı yayın açarım belli olmaz. Bakarsanız bir 20 gün yine atamam. 3-5 günde bir atabilirim. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Siz beni özledikçe eski videoları izleyin artık. Ne yapayım ya. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.